Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Yemeklerde margarin yerine kullanılması tavsiye edilen tereyağının faydalarını uzmanlar anlata anlata bitiremiyor. İçinde A, D ve E vitaminleri bulunan tereyağı aynı zamanda bir protein kaynağı. Kolesterolü düşürüp güçlü bir antioksidan olan tereyağı vücuttaki yağ oranını da koruyor. Ancak tıpkı bal gibi birçok besin malzemesinde olduğu gibi tereyağının da sahtesi maalesef ki üretiliyor. Eğer satın aldığınız tereyağının hakiki olduğundan şüpheliyseniz, şu testleri yaparak onun gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bir parça tereyağı alın ve bir bardak sıcak suyun içine bırakın. Eğer tereyağı tek parçada küçülerek eriyorsa gerçek, su içinde parçalara ayrılarak eriyorsa sahtedir. Buzdolabından çıkardığınız tereyağını kesmekte zorlanırsınız, öyle değil mi? Bu yüzden tariflere eklemeden önce oda sıcaklığında bekletmeniz gerektiği söylenir. Şimdi dolaptan çıkardığınız tereyağına bıçağa değdirin. Bıçak darbesi alan yerler küçük küçük parçalanıyorsa gerçektir. Ama eğer ki yağın bütünü çatlıyorsa sahte olma ihtimali epey yüksek. Az önce bahsettik. Yemeklere koymadan önce tereyağını oda sıcaklığında erimeye bırakmanız lazım. Tereyağını oda sıcaklığına bırakın ve bekleyin. Eğer yavaş yavaş yumuşuyorsa sorun yok. Ancak erirken su alıyorsa sahte olduğundan şüphelenebilirsiniz. Tereyağımızı erittik. Eriyip tabağa akan kısımların rengine dikkat edin. Eğer erimiş kısımların rengi tereyağından daha koyuysa, içinde gıda boyası kullanılmış demektir. Kesinlikle tüketmeyin. Son olarak malzemelerden önce tavaya eklediğiniz tereyağın göz göze olması ve köpürmesi gerekli. Eğer bu şartları yerine getirmiyorsa sahte olabilir. Tüketmemenizde fayda var. Zira tereyağının köpürmesinin nedeni, içinde bulunan suyun yoğunluk farkından dolayı dışarı çıkmasıdır. Siz de şimdi hemen deneyip yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.